فَلَا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَلَا تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Mağrufu emretmezsiniz, edemezsiniz. Münkerden nehyetmezsiniz. فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Cihadı terk edersiniz. فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Cihadı terk edersiniz. Bir öyledir bu. Hani kim yaparsa yapsın, mağrufu emretmek. Yani bu mağruf, bu iyilik, bu şer'i hükümler sadece caminin kürsülerinden, minberlerinden anlatılmaz ki. Herkes her yerde anlatacak, herkes her yerde söyleyecek. Söyleyemezsiniz. Niçin? 54 farz, 32 indirilmiş. Emri bil mağruf, nehy anil münker de son çıkan kanunda yasaklanmıştır. Kimsenin iyiliğine kötüne karışmak yok. Tatbikatı pek yok ama haddi zatında mevcut sisteme göre dava açsalar cezalandırırlar. Benim özel hayatıma müdahale yaptı efendim der. Yapar yaparım sana ne? Diyebilir. Onu da kaldırırlar. Yapamıyorsunuz. Yapılmıyor. Yapılmıyor. El gâilûne yevme izin bil kitâbi ve sünneti kessâbikînel evvelîne minel muhâcirîne vel ansâr. O gün kitabın kavlince sünnete şeriate göre yaşayanlar sabikuni İslam gibidirler. Muhacirin, ansar gibi kıymetli insanlardır ama kitaba göre, sünnete göre yaşayanlar bir iki diye sayarsınız bunları. Onlar onlar diyemezsiniz. Çok az kişilerdir. Allah bizleri onlardan etsin inşallah. Şimdi oturayım kardeşlerim. Size mucizelik arz eden iki hadisi daha okuyacağım inşallah. Ben saat kaçta başladım acaba söyler misiniz? Efendim, bir saat mi oldu efendim? Sanıyorum bu iki hadisi onlardan 20 dakikada bitiririm gibi geliyor bana. O kadar zaman verirsiniz değil mi inşallah? Şimdi bakın, efendim şuna bakın. Muhaddis Ebu Nuaym Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh'tan tahric etmiş diyor ki Semiyot Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kuruyor. Şu mucizeyi bak. Huzul ata'e mâdâme ata'en. Atayı, ihsanı, yani bahşişi, yani maaşı, bahşiş oldukça, yani helal tarafından iyi niyetle verildikçe alın kabul edin. Ama فَاِذَا سَارَ رِشْوَةً عَلَدِّينِ فَلَا تَأْخُزُودُ Dinden taviz karşılığında rüşvet olarak takdim edilirse almayın. Ata, bahşiş, ben onu maaş diye tefsir ediyorum. Dinden taviz karşılığında verilirse maaşlar size kabul etmeyin. Aslında eski Birlik Partisi'nin genel başkanı Mustafa Timisi Alevi, laik sistemde dinin yeri yoktur, din adamlarına verilen maaş kanunu anayasaya aykırıdır diye mahkeme açtı. Dava açtı. Anayasa Mahkemesi de rejimi, sistemi ayakta tutmak için din adamlarına maaş vermeye mecburuz diye cevap verdi bu mealde. Tamam. Yani biz laik sistemde dini sistemin desteği payandası olarak kullanıyoruz. Maaş da vermezsek, tamamen cep alırsak, bu Müslüman millet bize hakkı hayat tanımaz. Onun için buna katlanmak zorundayız diye cevap verdi. Yalnız Allah'ın Resulü'nün şu mucizesine bakın, müstesna firasetine وَلَسْتُمْ بِتَارِك۪يهِ Ama ey ümmetlerim, siz de bu maaşı almaktan vazgeçecek de değilsiniz. Terk edecek değilsiniz. بَلْ تَمْنَعُكُمْ مِنْ ذَٰلِكَ الْحَاجَةُ وَالْفَقْرُونَ İhtiyaç, fakru zaruret almamanızı engelleyecek, alacaksınız. Şimdi burada son yıllarda meydana gelen, cereyan eden bir hadiseyi de hatırlatayım. Şimdi bir zihniyet çıktı. Küfrün verdiği vazife yapılmaz, bu alınan maaş caiz değildir. İstifa edenler de oldu.
bir ilimizde bir sanat okulu öğretmeni iki imamı kandırmış, istifa ettirmiş. Yahu bu devlette memuriyet olmaz demiş, istifa edin, haram. O zavallılar da istifa etmişler, aç kalmışlar. Fakat zavallılar, ya gene bizimki imamlık. Yani iyi tarafı var, biz namaz kıldırıyoruz. Gene helale, yani götüren cihetler var. Ya sen öğretmezsin seni ki, hiç de sağlam değil. Evvela sen bir istifa et diyememişler. Kendi vazifeye devam ediyor, imamları kandırıyor. Sonra bunlar geldiler. Tekrar görev almak istediler ama Diyaneti Celili-i Cemile bunlara görev mi verir? Reddetti, perişan oldular. Bir elektrik mühendisi kandırılmış. Hac bayramında sohbette dururken, sohbet yaparken birisi çay içer misiniz dedi. Karnım aç, bir simit alıver dedi. Karnım aç, bir simit alıver dedi. Şimdi efendiler, ben yanlış anlamaya mahal bırakmasın, meydan vermesin diye izahata ihtiyaç duydum. Belli olmaz, safi niyetli kardeşlerim istifa cihetine gider ve Müslüman olurum. Şimdi el hacetu tenzilu ve yada tünzilu menzilete darure velev kânet hâsıten. İhtiyaç zaruret mesabesine kaimdir, özel de olsa. Bu bir fıkıh kaidesidir. Şimdi o istifa ise, bu istifa ise bu mühim mevkileri hep dinsizler işgal eder. Bizim adamlar da perişan olur. Okulları, daireleri, mühim mevkileri hep salaklara, solaklara bırakmış olursun, muallakta kalırsın. Onun için bu gerçek olmakla beraber ama ihtiyaç var. Perişan düşmemek için bulunduğunuz yerde göreve devam edeceksiniz. Ama tedbirli olacaksınız. Yalnız tedbir almak, biz bunun tartışmasını yapıyoruz. Tedbirli hareket mi etmeye mecbur mu? Ne yapıyorsunuz? Yönetmeliklere göre hareket ediyorum. Ya bu tedbir değil. Yine teslimiyet. Sen küfrün kanunlarına teslim etmişsin kendini. Kanunlara, yönetmeliklere, nizamlara göre hareket edince ne olacak? İşte teslim etmişsin. Ne yapacaksın? İnandığın gibi yaşayacaksın. İmanının gereğini yapacaksın. Ve fakat ustalıklı hareket edip yakalanmayacaksın. Tamam. İnancının gereğini, imanının muktezasını yapacaksın. Ama çok ustalıklı hareket edip karşındakiler alecengiz oyunu oynayacaksın. Yakalanmayacaksın. Tedbir bu. Yoksa kanunlara göre hareket et, tayini mülk çıkarıverirler. Şu mu olur, bu olur. O teslimiyet. Anlatabildim değil mi? Şimdi hadis-i şerifin burasında yanlış anlamalara ihtimal vereceği için kardeşlerimi bu hatalı düşüncelerden vazgeçirmek maksadıyla kısa da olsa bir açıklama yaptım. Göreve devam ediyoruz. Bulunduğunuz yerde çok iyi çalışacaksınız. Her yerde Allah'ın dinini, Allah'ın nizamını anlatacaksınız. Mümin en azından dini nizamla sistem arasında bir mukayese yapma imkanını bulsun. Bulsun ve dünyada huzurun, ahirette saadetin kaynağının İslam dini olduğunu bilsin. Onsuz dünyada huzur bulamayacağını, ahiret saadetini eremeyeceğini idrak etsin. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Ela inne rahal İslami dairetun feduhu ma'al kitabi haysu dar. Bak haberiniz olsun. İslam'ın değirmeni. Biz buna çargı deriz. Yani Arapça'da rahel İslam, İslam'ın değirmeni. Türkçe'de tabirde İslam'ın çargı deveran ediyor, devrini, seyrini sürdürüyor. Feduru ma'al kitabi haysüder. Nerede, nasıl deveran ederse, siz Kitabullah'ın devrine göre seyredin.
Nerede nasıl deveran ederse siz Kitabullah'ın devrine, seyrine göre, seyrini ona göre yaşayın. Bak. Ela iyi bilin. İnnel kitabe ve sultane seyeftelikan. Yakın gelecekte Allah'ın kitabı Kur'an'la sultan birbirinden ayrılacak. Şu mucizeye bakın. Allah'ın kitabı ile sultan, yani din ile devlet birbirinden ayrılacak. Din ayrı, devlet ayrı diyecekler. فَلَا تُفَارِقُ الْكِتَابِ Siz dünyada saadet, ahirette saadet isterseniz kitaptan ayrılmayın. Sultanın, hükümetin, hükümetlerin arkalarına düşmeyin. Kitaptan ayrılan, Kur'an'dan ayrılan sultanları nazar itibara almayın. Kıymet vermeyin. Gördünüz mü mucizeliği? Allah'ın Resulü. Yıllarca, asırlarca önce haber vermiş ki. وَلَفَلَا تُفَارِقُ الْكِتَابِ Şimdi burada bir şey diyeyim. Muhterem kardeşlerim. Din ayrı, devlet ayrı. Belki kelime itibariyle doğrudur. Bu niye benzer? Efendim, beden ayrı, ruh ayrı. Cisim ayrı, ruh, cisim başka, ruh başka. Biri maddedir. Et, kan, kemikten ibarettir. Diğeri ise manadır, cevherdir, latiftir. Mahiyetleri, hakiki hüviyetleri ayrıdır. Bu doğru. Ama birbirinden ayrı demek, dur. Ben senin ruhunu cesetten çıkaracağım demek manasına gelmez. Bu ruhu bu bedenden alacak, ayıracak olursanız bu bedenleş olur. Bu ruh bu bedende bulundukça bu bedende, bu gövdede hayat olur, bu vücut yaşar. O halde dini devletten ayırdığınız zaman dinsiz devlet leş olur, kokuşur. Hayır kalmaz, benim tekim öyledir. Dinsiz devlet leş olur, leş. Leştir, murdardır. Din ayrı, devlet ayrıymış. Abi bu ayrı, ben size bir şey diyeyim. Şu ecdat yadigarına bakın, bak. Bizim geçmişlerimizin her yaptığı manalıdır. Her yaptığı hikmetlidir. Ne o? Minarelerin zirvesindeki ay yıldıza dikkat ettiniz mi? Niye mesela İslam ülkelerinde minarenin ta ucunda, cin doruğunda, yani meclis başkanı cin doruk değil bu. Minarenin cin doruğunda alem vardır, ay yıldız vardır. Bak, burada mana vardır, semboldür, çağrışım vardır. Şimdi minare diyor ki, alıyor tepesine. Ay yıldız devlet alameti sembolüdür. Devleti, dini temsil eden minare tepesine alıyor. Kaldırıyor semaya doğru. Dalgalan ay yıldız, dalgalan. Yücel benim İslam devletim, yücel. Sen dalgalandıkça senin yüceldiğin, dalgalandığın ülkelerde bana yükselmek hakkı vardır diyor minare. Din. Ay yıldız da yücel semaya doğru uzan benim dinim, uzan. Senin uzandığın, büyüdüğün, kuvvetlendiğin nispette bana ülkelerde yükselme hakkı doğar diyor. Çağrışım. Anlaşıldı değil mi efendim? Minare dini temsil ederken ay yıldız, alem devlet temsil ediyor. Birbirinden ayrı değil. De, ay yıldız minarenin zirvesinde. Minare olmazsa o yükseklere çıkamaz. Oralarda görünemez, görüntü veremez. Dalgalanamaz. Yaşama hakkı kalmaz. Dinsiz devletin yaşama hakkı yoktur. Ve Türkiye'deki devlet hayatta değildir. Ölmüştür. Yaşıyor zannettiğiniz şey tabutta gezdirilen naşidir. Tabutta. Üç kollu tabutta. Allah razı olsun. Samimi kardeşlerimi tenzih ederim. Gençler Başkanlığı sağ olsun kolun birini bırakmıyor, biz taşıyacağız. Gafil ahmak Müslümanlar oylarıyla ehli küfrü destekleyen,
Küfrü mevcut sistemi ayakta tutmak için çalışanları oylarıyla destekleyen aptal Müslümanlar da kolun birinden tutmuş, bırakmıyor. İmanlı insanları, nezih Müslümanları her zaman tenzih ediyorum. Ordumuzda da var. Türk ordusu da kolun birinden tutmuş, üç kollu tabutta gezdiriyorlar. Bakalım ne zamana kadar devam edecek. Halbuki Allah'ın Resulü ne diyor ya? Şu şefkate bakın. Esri'u bil cenazeti. Cenazeyi kabre doğru hızlı götürün. Acele edin. Fe in kâne sâlihaten fe hayrun tukaddimûne hâle. Ya iyi bir insansa bu cenaze, bir an evvel hayra götürüp takdim teslim edeceksiniz. Yani cennet bahçesi halindeki kabrine götürüp yerleştireceksiniz. Ağır ağır gitmenin manası yok. İdamı mı götürüyorsunuz? Ve in kânet gayre sâlihetin feşşerrun tadaûneha an rikâbüküm. Salih biri değilse bu cenaze, omuzlarda leşi taşıyıp durmanızın manası ne? Birine bel atın. Omuzlarınızdan indirin. Ama zavallılar taşıyorlar. Nereye kadar taşıyacaklar bilmiyorum. Çok affolun, bir kelime söyleme müsaade edin. Şeytan azapta gerek derler ya, bu da öyle. Şimdi efendim, muhterem kardeşlerim, bunu nereden aldık? Din devletten ayrı değildir. Mahiyetleri itibariyle, hakikati hüviyetleri itibariyle ayrı olsa da birini diğerinden ayırmaya imkan yoktur. Ayırdığınız yerde ölür hayat kalmaz. Hayat kalmaz. Anlattık değil mi inşallah? Bakınız gerçekten şimdi çırpınıyorlar sistemlerini ayakta tutmak için. Çırpınıyorlar, çırpınış içindeler. Nereye gitseler yıkılacak. İmam hatipleri ustalıklı kapatma sevdasına kapıldılar. Ortaokula, ilkokulu 8 yıla çıkarmakla vesaireyle bizim imamlı gençlerimiz bu hizmeti yalnız imam hatiplerde değil, bundan sonra liselerde, üniversitelerde de yürütecek inşallah. Bir soyadı fedakar kardeşimiz var. Gerçekten fedakardır bu. İmam Hatip'ten attılar, uzaklaştırdılar. Endüstri Meslek Lisesi'ne verdiler. Allah Allah. Endüstri Meslek Lisesi'nde başarılı bir faaliyet gösterdi. İki otobüs öğrenciyi Ümre'ye götürdü. Sistemin adamları demişlerdir, eyvah keşke İmam Hatip'te kalsaydı da oraya el atmasaydı demişlerdir ama iş işten geçti. O ay bacıyı aştı. Yavuz Atlı yokuşu aştı, ay bacayı dolaştı. Şimdi çok şükür Rabbimize. Ama ben hadisi şerifi bitireyim inşallah o teala. Bak. Ela. Haberiniz olsun, dikkatin. İnnehu seyekûnu aleyküm ümerâ'u. Başınızda bir takım amirler, idareciler olacak. يَقْضُونَ لِاَنْفُسِهِمْ مَا لَا يَقْضُونَ لَكُمْ. Kendileri hesabına hüküm verdiklerini sizler için, sizin lehinize hüküm vermeyecekler, karara bağlamayacak. Yani kendi lehlerine verdikleri hükmü sizin hakkınızda tatbik etmeyecekler. Yani ne diyorlar şimdi buna? Çifte standart değil mi? Kendilerine başka muamele, kendi çıkarları için, ümmeti Muhammed'e başka muamele. Şimdi efendim bir hikaye aklıma geldi. Hakimin bir danası varmış, hocamıza rahmet anmak için söylüyorum. Kabri nur olsun, cennet mekanı olsun. Hakimin bir danası varmış, meraklıymış ama çok vurucu. Yani boksör mü dersin, ne dediyse. Hangisiyle mücadele yapsa yeniyor, karnını yırtıyor. Fakat bir köylü dayımın bir öküzü varmış ama yiğitmiş. Çeşmenin başında bir gün hakimin danasıyla karşılaşmışlar. Öküz hakimin danasını öldürmüş. Şimdi gelmiş köylü abimiz, hakim bey, sizin bir danınız var. Çok şermiş, sertmiş, işte
rakip beni vuruyor, öldürüyormuş. Evet. Benim öküzü çeşme başında öldürdü Sindan'a hakim bey. Evet. Öküzüm tak kaldı, ben fakirim. Sindan'a bir ceza lazım, gelmez mi? Gelmez. Hayvandır, ne yapayım ben? Hayvan mükellef değildir. Ona ceza lazım, gelmez. Hakim bey, bunun bir şey olması lazım. Dananızı tutmamışsınız, salıvermişsiniz. Hayvan da olsa benim öküzü almanız icap etmez. Mesulüm olmayız. Yapmayın hakim bey. Evet, ne yapayım? Dana, hayvan. Ağız yok, dil yok. Ağız var, dil yok. Çıkmış peki. Tekrar ne dedim ben hakim bey? Çeşmenin başında tutuşmuşlar, benim dana senin öküzü öldürmüş. Efendim, suçlisan yapmışım. Benim öküz sizin danayı öldürdü. Deyince hakim, tilke mes'eletün uhra. Bu başka bir mesele. O zaman sizin öküze ceza lazım gelir diyor. Bu hakim de demokratik kafalıymış. Cezayir'de Batılıların, Amerikalıların arzuna uygun şekilde seçime giderler. Demokrasi usulüne göre. Ama İslami Selamet Cephesi'nin kazanacağını anlayınca tilke meselesinin uhra olur. Müslümanların öküzü, gavurun danasını öldürünce hüküm değişir. Tamam, kendileri lehine verdikleri hükmü sizin lehinize vermeyecekler. Hala buyurun işte, buyurun. Şimdi burada bir şeyi ciddiyetle anlatmak isterim kardeşler. Türkiye'de de İslami Selamet Cephesi zafere doğru giderse aynı şey olmaz mı? Değil mi? Diye bir fikir yaymaya çalışıyor. Bazı kafir gazeteler bunu yazdılar. Mutali olduğunu. Şimdi ben bunu bir şeyle izah edeyim. Bir başçavuş Müslüman bana dedi ki, Müslümanların kurtulması için ne düşünüyorsun? Bir taraftan genç nesli iyi yetiştireceğiz. Yaşlıların iyilerine hürmetimiz var, elinden öperiz, bir şey yapmayacağız. İyi olmayan yaşlıları da iyi yapmamıza imkan yok. Sandıklı çamur banyolarını gönderseniz kalpleri kireçlenmiş, yumuşamaz. İyilerine hürmet çağırız. Gençlerle meşgul olacağız, yetiştireceğiz. Ama bir taraftan da meclise bizi temsil edecek imanlı insanları göndereceğiz. Mühim mevkilere sağlam kişiyle yerleştireceğiz. Hiç olmaz dedi. Niçin? Ordu derhal tepesine biner dedi. Şimdi muhakemesiz olunca insan bazen aldanıyor, tesir altına kalıyor. Doğru dedim ya, Allah Allah, doğru. Peki sizce ne yapacağız? Dedi ki bir imama biat edeceğiz. Yani bir imama, bir şeyhe, bir lidere neyse. Biat edeceğiz, halkayı genişleteceğiz, 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 genişleteceğiz. Yurt sathına yayacağız. Böylece işe el koyacağız. Ebediyen olmaz dedim. Niçin? Binlerce imam çıkar, onlar birbirini kırarlar dedim. Binlerce imam çıkar. Oo, hani bir atana imamdan geçilmez şimdi. Allah. Böylece kaldı. O gitti ama ben bir meslek sahibi olarak buna cevap vermek mecburiyetindeyim. Hani madem sordu, cevapsız kaldı. O gittikten sonra düşünüyorum. Ettefekkürü duaun hafiyyün. Düşünce gizli yalvarış yakarıştır ki Allah ilham verir. Ha buldum. Şimdi ordu derhal müdahale yapar, baskı yapar derken ben aldanmışım. O orduyu Tanrı kabul etmiş. Ben de buna evet demiş. La ya'zubu anhu miskaru zerretin fis semavati ve la fil ard. Göklerde ve yerde zerre kadar, zerrelerden kürelere var. Hiçbir şey Allah'ın izni ve iradesi olmadan hiçbir hayatına geçmez. Ordu demek irade-i külliye sahibi Tanrı demek değildir. Her istediğini yapar değildir. Cenab-ı Hakk'ın müsaade ettiğini müsaade ederse yapar. Anlaşıldı? Müsaade ederse yapar. Bazı ihtilaller olmuştur. Onların da hikmetleri vardır. Faydalı tarafları vardır belki bizim farkına varamadığımız.
Cenab-ı Hak bir şeyler yaptıracaksa yaptırır. Yaptırmayacaksa onların da karşısına dilinden dilini anlatacak, sözünü tutturacak insanlar çıkar. Kadir Kayyum Allah, akşamdan sabaha kadar sultanlar meydana getirir. Onun için hani böylece aldatmaya, kandırmaya çalışacaklar. Yese kapılmayın. Türkiye'de böyle yok. Biz kemal-i samimiyetle çalışalım. Vazifemizi yapalım. Ondan sonrasını Allah bilir, oraya karışmayın. Çalışmalarınızı ciddi, sağlam, temkin yapın. Neticeyi Allahu Teala'ya bırakın. Feyze azem tefete vekkel ayrallah. Tamam. Şimdi bu adamlara in asaytumuhum gatelukum ve in ata'tumuhum adallukum. Bu zalim idarecilere isyan etseniz öldürürler sizi. İtaat etseniz saptırırlar sizi. Bu devir geçmiştir. Yani geçmiştir elhamdülillah. Yani geçtiğine elhamdülillah. Bu arada birçokları da Allah rızası için şehit olmuştur. Cenab-ı Hak kabirlerini nurla doldursun. O bahtiyar şehitlerin yüzü hürmetine bizleri zalimlerin şerrinden muhafaza buyursun inşallah. Amin. Ya Resulallah, keyfe nasna'u, nasıl hareket edeceğiz, ne yapacağız? Buyurlar ki, kemâ tasna'u ashabu İsa ibn-i Meryem aleyhissalatu vesselam. Meryem oğlu Mesih İsa'nın ashabının, yani havarilerin hareket ettiği gibi yapacaksın. Onlar ne yaptılar? Nüşirû bil menâşir. Ve humilû alel huşub. Bıçkılarla biçildiler. Sallar üzerine, ağaçlar sallar üzerinde taşındılar, asıldılar. İnandıkları için, haktan ayrılmadıkları için dönmediler, dinlerinden taviz vermediler. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيْدِه۪ي لَمَوْتٌ ف۪ي تَعَةِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ حَيَاتٍ ف۪ي مَاسِيَةِ اللّٰهِ. Canım kabze-i kudretinden olan Allah'a yeminle söylüyorum, Allah'a taatle ölmek isyanla yaşanmaktan çok hayırlıdır. Yani isyan ederek yaşayacağınıza imanla ölüm, taatle ölüm, hayırlı ölüm demiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mucizelik arz eden bu hadisi şerifi de sizlere oldukça takdim ettim ama 20 dakikayı da doldurmuşum. Şimdi ben şikayet için değil de mazeretimi kabul etmeniz için söylüyorum. Ramazan'da şartlarım çok ağırdır. Bu gece olduğu için biraz konuşma imkanını buldum. Epeyce de uzaktan geldik. İnşallah siz o kadar uzaktan gelmediniz. Bak bir tek hadisi şerifle inşallah... İstanbul'a kadar bekleriz. Allah razı olsun. Kendi adınıza konuşuyorsunuz. Şimdi muhterem kardeşlerim. Şu hadisi şerif de mucizedir. Bakınız. Bunu da... Ebu Davud, Ahmed ibn Hanbel Beyhaki tahric etmiştir. Hadis et-Tac'ın Arapça nüshasının 5. cildinin 327. sayfasındadır. Mişkatül Mesabih'tedir. Bakın. Allah'ın Resulü Sevban radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadiste Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki: "Yuşikul umem en tedaa aleykum kema tedaa'al ekeletu ila qas'atiha." Çok sürmez. İleride, yakın gelecekte kafir milletler yemek yiyeceklerin sofralarına üşüşüp çöküştükleri gibi sizin tepenize çöpüşecekler. Kafir milletler. Bak, temsile dikkat buyurun peygamber kelamında. Ortada hazır iftar sofrası gibi mükellef bir sofra. Buyurun ağalar. Oturup yiyivermek çok kolay. Sofradaki nimetleri yeme kadar kolay olacak Müslümanların topraklarını, nimetlerini, yeraltı, yerüstü hazinelerini, izzetlerini, hürriyetlerini ellerinden almak. Kafirler ittifak edip çöküşecekler. Bak uzağa gitmeye gerek yok. İşte geçen yıl gözler önünde cereyan eden Irak saldırısı. Ve Türkiye'nin kafir idarecileri, müttefik güçlerin aldıkları kararlara saygılıyız.
Allah'ın kararına saygılı olun Allahsızlar! Müttefik güçler sizin tanrınız mı? Saddam zalimlik yapmış, Allah kahretsin! Ama Irak'ın masum insanların suçu ne? Peki, niçin Azerbaycan'a saldırı yapan Ermeniler hakkında aynı şeyi yapmıyorlar? Niçin 450 kararlarını reddeden Yahudiler, Menonlar hakkında hiçbir tatbikatta bulunmadılar? İncirlik hava üssünü iyi niyet gösterisi olarak açtık, iyi yaptınız! Hazreti Allah'ın gazabına uğur yasıca imansızlar! Amin. İmansızlar! Şimdi gördünüz değil mi? 28 ülke bir Irak'a karşı. 8 sene aralığında harp devam eden yine Şiiler, Aleviler, İranlılar yine de izzetiyle yaşadı. Yahudiler de savaşa iştirak ederse biz kayıtsız kalmayız. Biz Irak'ı destekleriz dediler. Şu adamlardaki Ali Cenaplığa bakın. Ve kılıcı kaldı. Türk askerlerini Mehmetçikleri harbe sokacaklar da Amerikalılar hesabına. Fakat bir şey değil. Bu zalimlere, bu ne idi belirsizlere çok mektuplar gitti. Ve cesaret edemediler. Çok mektuplar gitti. Şimdi ne yaptılar? Yani Iraklılar imha etmek için değil. Gerçi Yahudiler himaye etmek maksadıyla Irak'ın askeri gücünü yok etmek için. Esasında Küveyt petrollerinden nasiplerini almak için iflasa yaklaşan Amerikan bütçesine tazminatla imkanlar kazandırmak için savaş tazminatı Irak'tan aldı, Küveyt'ten aldı, Suud'dan aldı. Abdurrahman Dilibak'ın tabiriyle karanlık sabahtan aldı, karanlık zalim fahtan aldı, Saddam'dan aldı. Amerika işini yoluna koydu. Onun uşaklığını yapan Türkiye'dekiler de hava aldı. Ve hemen bur hattını kapattı. Bak tırlarımız şeyde duruyor. Ya aç kapıları. Petrol gelsin. Ticari münasebetler yeniden ihya. Yok. Onlardan izinsiz olmaz. Bir şey diyeyim. Çünkü bunların tanrısı Amerika'dır. Allah'ın kulu değil bunlar. Amerika'nın kulu. Allah'ın emrine uymuyorlar. Amerika'nın isteğine uyuyorlar. Mabut, en yüksek mahbubdur. Kim kimi neyi en fazla sever, kime neye en ziyade saygı duyarsa onun tanrısı odur, kaide budur. Neyse, yani üşüşecekler. Sahabe-i kiram sorar, sahabe-i kiramdan bir zat. وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَيْزْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Ya Resulallah, o gün az olduğumuz için mi böyle bir işgale, musibete maruz kalacağız, ehl-i küfrün tepemize binmesine, ayaklar altında kalmamıza bu iş müncel olacak. Az olduğumuz için mi? Bel entüm yevme izin kesir. Hayır, çoksunuz. 1,5 milyar Müslüman var. Bize ilmi pek olmasa da cesareti fazla olan bir hoca efendi geldi bir zamanlar. Biz cemiyete getirdik, vaaz etti. Kaç sene olduğunu oradan çıkarabilirsiniz. Türkiye'nin nüfusu 35 milyondu. Hoca, evelallah 35 milyon Müslüman var bu memlekette. Ne 35 milyon Müslüman diyeyim? 35 milyon sağlam sivrisinek olsa, bu kafirleri Moskova'ya kadar, Washington'a kadar kovalar dedi ya. Ne 35 milyon Müslümanı? Sağlam sivrisinek olsa bizden yana dedi. Şimdi 1,5 milyar Müslüman var. Anlatacağım. Allah'ın Resulü nasıl tabir kullanacak? Ben hemen söyleyeyim. Enkaz yığını. Enkaz yığını. Çoksunuz. Aslında çokluk bir nimettir. Mesela Şuayb aleyhisselam kavmini ikazda çalışırken وَذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَل۪يلًا فَكَسَّرَكُمْ Hatırlayın o zamanı. Bir zamanlar azdınız, mağluptunuz, müstataftınız. Allah çoğalttı, güç kuvvet verdi size. Demişti, çokluk nimettir ama işe yarayan çokluk nimettir. Peki, ne olacak? وَلَاكِنَّكُمْ غُسَاءٌ كَغُسَاءِ السَّيْلِ Ve fakat siz
sel suyunun taşıdığı çöp gibi olacaksınız. Çırpıcılık. Ne gibi? Sel suyu, yukarıdan bir sel suyu geliyor ya, çok affın, üzerinde hani çörlü çöp, çılı çırpı, çok affın, kaba tabiriyle fışkı derler. Hani hiçbir şey yaramayan, akıdır gider. Aşağılara vurur. Olacaksınız, bu kadar gafil, şuursuz, miskin, keferim, korkak, midenizden başka bir şey düşünmeyen insanlar olacaksınız Müslümanlar olarak. Bunun bir cezası olarak وَلَيَنْزِعَنَّ اللّٰهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ Hazreti Allah düşmanlarınızın gönlünden size karşı olan korkuyu silecek, çekip alacak. Yani kafir müminden korkar. Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin adını duyan kafir bir aylık uzak mesafede olsa korkuyordu. Hadis-i şerifte وَنُصِرْتُ بِالرُّوْ بِمَس۪يرَةَ شَهْرٍ Bir aylık mesafede, bir aylık uzak mesafede bulunan bir insanın gönlüne korku salınmakla Rabbim bana yardım etti diyordu Resulullah. Ve Kur'an'da سَنُلْغِي ف۪ي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الرُّوْبَ بِمَا اَشْرَكُوا بِاللّٰهِ Allah'a şirk koşmaları yüzünden kafirlerin gönüllerine korku bırakacağız diyor Mevla. Ama o devir gelince bu korkuyu Cenab-ı Hak kafirlerin gönlünden silip atacak. Buna mukabil وَلَيَقْزِفَنَّ اللّٰهُ ف۪ي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ Siz imanlı insanların zayıf iradeli hale gelen müminlerin gönüllerine Allah vehn bırakacak. Vehn, zaaf, gevşeklik, uyuşukluk, miskinlik bırakacak. Sahabe-i kiramdan bir zat yine sonra ya Resulallah ve mel vehnu. Vehn nedir? Vehn lügatte belli zaf. Ve ma sebebül vehni diye tefsir etmek lazım. Bu vehnin, bu zayıflığın, bu miskinliğin, bu korkaklığın, bu beceriksizliğin sebebi nedir ya Resulallah? Bari şimdi muhterem kardeşlerim konuşmamızın sonuna gelirken hastalığımızı teşhis ediyor ve tedavisine kısaca geçiyoruz. Hubbü'd dünya ve kerahiyetül mevt. Aşırı dünya sevgisi ve bunun tabii neticesi olarak ölüm korkusu. Acaba dünya nimetlerin elinden gidi mi verir? Senin olduğun yere gelmez mi o ölüm? Allah sana bulunduğun yerde dert bela vermez mi sen din-i ilahi için çalışmazsan? Neler olur neler? Aşırı dünya sevgisi ve ölümden hoşlanmama yüzünden korkak, miskin, atıl hale gelecek ve ehli küfrün işgal istilasına maruz kalacaksınız. Elinizde mevcut nimetler, ülkenizde mevcut nimetler, bir manada Allah'ın en büyük nimeti olan hürriyetleriniz elinizden selbedilecek, selbedilecek. Demiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah muhafaza buyursun. Amin. Kutlarım kardeşlerim, gönüllerden dünya sevgisini sileceğiz. Para kasaya girsin, keseye koysun, cebinize koyun, cüzdanınıza koyun, gönlünüze koyun. O zaman ne olur? Mekke müşriklerinin Kabe'yi puthane yaptığı şekle sokmuş oluruz. Olmaz. Dışarıda kalsın. Şimdi aşırı dünya sevgisi. Bizde yok demeyin. Müslümanlar darılmıyor. Benim Müslüman kardeşlerim bu imanlı insanlar. İmanlarında şüphem yok. Ama dünyayı aşırı muhabbette Yahudilerden pek geri kalmazlar. Kusura bakmayın. Gerekçeleri. Efendim zengin olmayınca İslam'a hizmet edilmiyor. Bu doğru. Tatbiki de yok. Tatbiki de yok. Zengin olması, para olması İslam'a hizmet edilmez. Sahabe-i kiram Allah'ın dinini şarka garbe yayarlarken tahmin ettiğiniz gibi zenginler değiller. Çoğu kez aç geziyorlar. Karnına taş bağlıyorlardı. Bu davaya hizmet ihlasla, imanla, samimiyetle yapılır. Servetle yapılmaz. Hoş, zengin olun, olun ama dini hizmetleri İslam adına gösterecek faaliyetleri aksatmamak kaydıyla çalışın. Fakat çalıştığınız paradan
davaya, mesela Milli Gençlik Vakıflarına, başka türlü hizmetlere, davamız uğruna fevkalade hisseler ayırın. Bizim Müslüman kardeşlerimizin bir kısmı zekatını hiç vermiyor. Bir kısmı da zekatını zoru zoruna veriyor. Yok yok. Onun için aşırı dünya sevgisi var, yok diyemezsiniz. Bu hastalık oldukça, gönlümüzü bundan arındırmadıkça, bu ölümden korktukça, bu davada muvaffak olamayız. Hedefe kolay kolay varamayız. Halid İbni Velid'in bir sözüyle, bir de şey yapacağım inşallah. Şimdi Halid İbni Velid Hazretlerine atfedilir bu. Mesela İran'ın meşhur kumandanları var. İsfendiyar, Rüstem. Bunlar tecrübeli kahramanlar, generaller. Ordular karşılaştı. Eski savaş usulü, Hazreti Halid bir taraftan haykırıyordu. Cîtüküm bi kavmin yuhibbûnel mevte kemâ tuhibbûne şurbel hamr. Sizin karşınıza öyle bir orduyla geldim ki, sizin şaraba düşkün olduğunuz kadar benim askerlerim ölüme susamıştı. Zaten böyle bağırırken gavurun askerlerinin dizlerinde derman kalmıyor, olduğu yere çöküyordu. Ve gerçekten şehit olmayı en büyük şeref, en büyük nimet ve saadet biliyorlardı. Hani bir şey ifade edeyim. Su içer misin demiş yaralı. Öteki demiş ona götür, ona götür. Yani bunlar biliyorsunuz vaizler, hocalarımız, kardeşlerimiz hep söylerler. Ölürken dahi birbirlerini tercih etmişler. Bak bunlardan biri Süheyl İbni Amr'dır. Yani Hudeybiye müsalahasına Mekkeliler adına imza koyansa bunlardan bir tanesi Ebu Cehil'in oğlu icabında İkrime'dir. Daha başkaları rivayette vardır. Ama bu esasında ben içmeyeyim o içsin onu da düşünmüş olabilir. Hakikatte marekede yaralanan bir insan muharebe meydanında ekmek gibi su içer veya tedavi görürse şehitliğin izzeti ve şerefi olan kanlı elbiseyle gömülme hakkını kaybeder. Şimdi suyu içersek yıkanmamız icap edecek, elbiseyi çıkarmamız icap edecek. Ben bu izzetten, bu şereften mahrum kalacağım huzur-u ilahiye. Şu izzetim, şu haysiyetim, şu şehitliğin şiarı ve şerefi olan kanlı gömleklerle çıkayım diye su içmiyorlar. Hani öyle o kadar şehit olmayı canla başla nimet biliyorlardı. Hemen bir şey diyeyim. Bizim bu imanlı gençlerimize şehitliğin ne büyük saadet olduğu yolunda geniş bilgiler verilmesi lazım. Bir kitaplar okumaları lazım. Hani olur olmaz. Men se'elallâhe şehâdete bi sıdgın bellevehullâhu menâzil şühedâ ve in mâte alâ firâşi. Sıdkı samimiyetle Allah'tan şehitlik isteyen bir insan yatağında da ölse şehitler mertebesine gidecektir. Niyet samimi olduğu için. İnşallah. Şimdi kıymetli kardeşlerim, hadis-i şeriften bir ilham alıyoruz. Onu da söylemeden geçmeyelim. Mümin sel suyu gibi olmaz. Niye olmaz? Sel suyu gittiği yere bereket götürmez, bela götürür. Gittiği yeri imar ihya etmez, tahrip eder. Sel suyu bu, felaket. Sel suyunun taşıdığı çöl çöp gibi hiç olmaz. Ya ne olur? Öyle olmaz mı? Ne olur? Mümin menbaından çıkan mecrasında akan su gibi olur. Bu kaynaktan çıkan su mecrasında akarken gücü nispetinde, kuvveti oranında akarken önüne gelen manileri, engelleri yıkar, pislikleri yıkar. Akarken ve feyzi bereket saçar. Aşağıda bir başka kanaldan gelen bir suyla buluşurlar. Biraz daha kuvvetlenirler. Biraz daha yakarlar. Daha ileride bir başka suyla derken daha ileride değirmen çevirecek enerji kaynağı kabul edilecek kuvvet haiz olurlar. Önlerine bir engel gelebilir. Bu defa sağdan soldan geçmeye çalışırlar. Geçemezler. Bent var, kapanmış, tıkanmış. Bu su akar. Uyur görünür, uyumaz, avutur, büyür. Dura dura orada muazzam bir göl,
bir baraj meydana gelir, bir santral çalıştırma imkanı doğar. Neticede yolunu kesen, geçit vermeyen engeli bu su tam kuvvetlendikten sonra ya yıkar ya da çiğner geçer. Ya yıkar ya çiğner geçer. Ha mümin. Bir o kanaldan gelecek. Bir de buradan, bu evden gelecek, iki mümin oldu. Öbür taraftan gelen üç oldu, beş oldu derken şimdi bir göl var burada. Enerji kaynağı. Yalnız önünüzde bir engel var. Ben, ne bu? Laik sistemin batıl duvarı. Geçiş vermiyor. Biraz daha bekleyin. Biraz daha kuvvetleneceğiz. Bunu ya yıkacağız, ya çiğneyip geçeceğiz inşallah. 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 İnşallah, böyle inşallah. Ancak bir acelelik yok. Ne gibi akacaksınız? Menbaından çıkan, mecrasında akan pınar suyu gibi berrak, pırıl pırıl, feyzü bereket saçarak. Her gittiğiniz yere İslam'ın bereketini, İslam'ın güzelliğini götürerek akacak. O buluşacak, birleşecek, bütünleşecek. Kuvvet peyda edeceksiniz. Ancak bir şey diyeyim. Sizi tenzih ederek söyleyeyim. Kardeşim, şu sistemin adamları, mesela kızlarımız başörtüsüyle okula, üniversiteye giderse, eyvah, eyvah, ne oldu? Laiklik elden gidiyor, cehennemin dibine gitsin. Yahu gel mi dedik Allah aşkına yahu? Laiklik de savunucuları da esfeli safiliğine kadar gitsin. Allah kahretsin. Ama bu batıl sistemden hayali yaralananlar, bunu kaybediyoruz diye bağırarak kıyameti koparırlarken, kıyameti koparıp laiklik elden gidiyor, ne duruyorsunuz ağlar derlerken, bizim Müslüman kardeşlerimizden çoğunun dinimiz, imanımız elden gidiyor diye kılı kıpırdanıyorlar. O halde cennet hayatından farksız olan İslam'ı Cenab-ı Hak bunlara reva görmez. Sizi, imanlı kardeşlerimi Cenab-ı Hakk'ın hıfz-ı himayesine havale ediyorum. Allah mu'ininiz, haminiz olsun. Amin. Çok hayırlı hizmetleri hepinize nasip eylesin. Cenab-ı Hak hayırlı muratlarınıza nail eylesin. Amin. Hakkın nizamını hakim kılmayı cümlemize merzuk eylesin. Amin. İnşallah ileride müsait bir zamanda yeniden buluşmayı İnşallah. Hepimize nasip eylesin. Amin. Allah'a emanet olun. Amin. Allah razı olsun. Amin.